okuyalım bakalım sevgili dostlarımız ne diyecek. Kalemine sağlık sevgili arkadaşım ve diyeceğiz ki alınan her nefes insana bu kadar acı verir mi? Yine boğuluyorum içimdeki sancılarla, atamadığım çığlıklarımla. Sanki atacağım tek çığlıkta tüm dünya yıkılacak. O kadar güçlü bir çığlık ki içimde alınan her nefes bir insana bu kadar acı verir mi? Terk edilmiş bir geleceğin hayali karşımda. Hatta kaybolma kelimesinin anlamını yitirecek kadar bilemediğim bir yerdeyim. Burada geleceğin esamesi okunmuyor. Bilinmiyor burada. Gelecek ve hayali kurulmuyor. Burada sadece geçmişte bir zamanın boşluğunda yaşadığın, belki mutluydum diyebilecek günlerinle geçiyor günler. Bugünü ve yarını düşünmeyecek kadar yorgunum. Karanlığın içinde ve esen rüzgara meydan okuyan bir mumum. Rüzgarın beni söndüreceğini bile bile meydan okurken bir nefesin beni söndürmesine izin verdim. Bir daha beni yakamayacağını bile bile. Bugün yine boğuluyorum içimdeki sancılarla ve atamadığım çığlıklarımla. Gece ağır ağır yüklendikçe yükleniyor üstüme. Uyumayı unuttuğum yatağımda oturamıyorum bile. Sığmıyor yüreğim bu odaya, eve, bu dünyaya sığmıyor. Boğazımda yutulması imkansız bir düğüm. Yok artık. Tutma ellerimden. Ben öldüm. O kadar belirsiz ölmüşüm ki ben öleli aylar olmuş. Ama hala yaşadığımı sanıyorlar. Fark etmiyorlar. Bakışlarımdaki boşluğu, gülümsememdeki bilinçsizliği, konuşmamdaki monotonluğu. Ben öleli aylar olmuş. Yasımı ise bir tek ben tutuyorum. Artık içimdeki küçük kıza hoşça kal dedim. Bana ait olmayan siyahımı içeri davet etti. Ve belirsiz bir şekilde uykuya daldım kendimce. Yine boğuluyor bu mülteci. İçindeki sancılarla. Vazgeçen ben değildim. Vazgeçen ben değildim.